beraber Koç İlkokulu Müdürlüğü, İlkokulu Müdürlüğü 0 Atık Projesi tanıtım ve kermes etkinliğine biz hoş geldiniz. Sıfır Atık uygulamasında ise ofiste evlere konulan fark. Yediz, Kanşun. Yediz, gel bakalım Yediz. Zahide Erdoğan. Zahide. Biz kağıtları kağıt kutusuna, plastikleri plastik kutusuna atıyoruz. Yanlış atanları uyarıyoruz, doğrusunu atıyoruz. Bugün yerde olan gereksiz kağıtları alıp kağıt kutusuna attım. Geri dönüştürdüm yani. Biz okulumuzda geri dönüşüm projesi yaptık. Ve bu geri dönüşüm projesinde de kağıtları kağıda, plastikleri plastiğe ve diğer atıkları da aynı kutularına attım. Okulumuzu gezdik. Ben arkadaşlarımı uyardım. Yere atan bazı kağıtları alıp kağıt kutusuna attım ve geri dönüşümü kazandırdı. Bu yüzden bunun devam etmesi için hala da devam edeceğiz. Sait. Ben Koç İlkokulu'nun sıfır atık avcısıyım. Bizim plastik, kağıt, pil, cam, metal, organik besinler kutularımız var. Mesela örnek olarak mavi kuş kağıtı sever, sarı kuş plastiği sever. Böyle örneklerimiz var. Cam, metal, organik besinler için de kullanılabilir bu. Kağıt atıkları mavi kutuya, plastik atıkları sarı kutuya, organik besinleri kahverengi kutuya, pil atıkları kırmızı kutuya, metal atıkları gri kutuya, pil atıkları ise kırmızı kutuya koyuyoruz. Vallahi her yerde odak noktası öğrencilerimizi seçtik, bunlara eğitim verdik. Daha sonra öğretmenlerimize bu eğitimi verdik. Öğretmen bilişim ağı üzerinden verilen atık eğitimi eğitimlerine katıldık, sertifikalarımızı aldık. Okulumuzun altyapısı için, sınıflar için konferans salonu, kantin, öğretmenler odası, okulun dış bahçesi için gereken ekipmanları temin ettik. Her sınıfımıza plastik atık ve kağıt atıklar için kutular, koridorlar aynı şekilde bahçemize çöpe atma, basket at, kalbimiz sloppy, pankartlı basket potalarımız var. Öğrencileri bu şekilde teşvik ediyoruz. Ailelerimizi de öğrencilerimizi de bu işe aktif katmak için her öğrenci muhakkak evde kullandığı deterjanlıktan şampuanına kadar, içeceğe kadar petleri çöpe atmayacaklar. Okula getirip hem okullarına katkı hem geri dönüşüme kazandırmış olacağız. İlk etapta 30 Haziran'a kadar iki etapta hedefimiz en az 30 ton atık kağıt, 1 ton plastik atığın geri dönüşüme kazandırılmasını hedeflemekteyiz. Daha sonraki süreçte inşallah bu katkı gün be gün artacaktır. Bu şekilde topladığımız her 1 ton atık kağıdın çevreye katkısı 17 yetişkin ağacı kurtarmış oluyoruz. Bir plastiğin doğada 100 ile 300 yıl arasında kaybolduğu düşündüğümüzde topladığımız 1000 ton plastik atığın doğaya ne kadar faydası dokunduğunu hepimizin malumudur. Programımıza katıldığınız hepinize teşekkür ediyoruz.